Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün Süper Lig ve 1. Lig'de maçlar tamamlandı. Milli araya girdik. Milli ara olduğu için gelecek hafta sonunda maçlar oynanmıyor. Bir hafta bir boşluk var. Sonraki hafta ligler kaldığı yerden devam edecek. Bu süreçte liglerde maçlar devam ediyor. İkincilik ve üçüncülükte heyecan kaldığı yerden sürecek sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sizler de Reşat Yılmaz'a sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Reşat Hoca'ya sorularınızı iletebilirsiniz. Bizler de burada cevaplayalım. Ağırlıklı olarak Süper Lig ve 1. Lig'i konuşacağız Reşat Hoca'yla. Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı. 1. Lig'de hafta tamamlandı. Önemli maçlar var, öne çıkan maçlar var. Bunları da sizlerle paylaşalım. Birincilikte Adana Demirspor avarajla lider durumda. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Adana Demirspor avarajla lider durumda. Adana Demirspor'u ligde aynı puanda Galatasaray takip ediyor. 16 puanda her iki takım. Başakşehir 14 puanda. Aynı puana sahip Beşiktaş, Konyaspor var. Fenerbahçe 13 puanda. Şunu da hatırlatalım. Fenerbahçe bay olarak da geçti. Başakşehir ile birlikte Fenerbahçe üst sıralardaki takımlara göz attığımızda ligi bay bitiren takımlar arasında, bunu da belirtelim. Bir hafta maç oynamadı bu takımlar. Lig 19 takımlı olduğu için her hafta bir takım maç oynamıyor. Bu haftayı da bay geçen takım bir tek sen Giresunspor'du sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar sevgili Salim. Herkese hayırlı günler. Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim hocam. Hocam Süper Lig'de 7. hafta geride kaldı. Milli ara olduğu için bugün maç yok. Bunu belirtelim. Milli ara sebebiyle 1. Lig ve Süper Lig'de bugün itibariyle maç oynanmayacak. Araya girdik diyelim. Süper Lig'de 7. haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Adana Demirspor avarajla lider durumda. Aynı puana sahip Galatasaray Adana Demirspor'u takip ediyor. Milli aradan sonra da 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Adana'da muhteşem bir maç. Adana Demirspor'un konuğu Galatasaray. Bunu da hatırlatalım. Ne dersiniz hocam? Hafta nasıldı? Sürpriz sonuçlar vardı. Bu noktada görüşleriniz nelerdir? Söz sizde. Tabii 7 haftalık bir periyot. Evet. Gerçi Başakşehir bir maçı eksik. 14 puanla ama bakıyorsun 7 haftalık periyotta gerçekten de Adana Demirspor mesela çok iyi bir performans gösterdi. Galatasaray kadrosu oturmaya çalışıyor. Başakşehir'e bakıyorsun, belki bu hafta takılmaları, Karagümrük karşılaşmasında 2 puan düşürdüler. Onları diyelim ama onlar da iyi gidiyor. Beşiktaş yeni oyuncularıyla bir oluşum içerisinde. Konyaspor belki Galatasaray maçını kaybetmese bugün liderdi. Kazansa liderdi. Onlar da iyi gidiyor. Yani daha ligin başı, zaman zaman tabii şaşırtan sonuçlar olabiliyor ama daha ligin başı olduğu için takımlara da birazcık zaman tanımak lazım. Mesela Kayseri Spor hiç transfer yapmadı. Geçen yılki kadrosuyla çok iyi gidiyor. Mesela şaşırtan takımlar var. Sivas Spor'un mesela bu performans, Hatay Spor'un performansı şaşırtıyor. Dolayısıyla daha ligin başı, bu milli ara tabii ki birçok takım için iyi olacak. Bir nefes alacaklar, bir soluklanacaklar. Belki sakatları iyileşecek. Belki hazır olmayan oyuncuları hazır duruma gelecek. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bir lig olur. Sevgili dinleyenler hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz, sohbetimiz devam ediyor. Hocam az önce Hatay Spor'dan bahsettiniz. Hatay Spor'da yeni bir dönem. 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Hatay Spor. Teknik direktör Volkan Demirel'le. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hatay'da yeni bir dönem. Bu noktada hocam başarılı olabilir mi Volkan Hoca?
Fatih Karagümrük'teydi geçen sezon. Önemli işlere imza attı. Hatay Spor'un kadro yapısını düşündüğünüzde, Volkan Hoca'nın oyun sistemini düşündüğünüzde değerlendirmeniz nedir? Sivas Spor'da hocam eksik gitmişti Kuluc deplasmanına. Eksik gittiği deplasmandan 3 puanla döndü. Bu noktada düşünceleriniz nelerdir hocam? Hatay Spor çıktığı andan itibaren çok dikkat çekici sonuçlar aldı. Yani lig sıralamasında da gayet iyi yerdeydi. İşte özellikle ilk senesinde düşer denilen Hatay Spor takımı çok dikkat çekici sezon geçirmişti. Ondan sonra sonraki sezon da öyle yani. Bu yıl ama kötü başladılar. 5 mağlubiyet, 6 maç oynadılar. Onların da maç eksiği var. Sadece bir berabere kaldılar. 5 tane mağlubiyet. Yani kötü bir kadro değil Hatay kadrosu. Volkan Demirel ligi tanıyor, biliyor. Oyuncu olarak da bu ligde uzun yıllar oynadı. Teknik direktör olarak ilk deneyimiydi geçen yıl Fatih Karagümrük takımında. Başarılı olduğunu da düşünüyorum. Teknik direktör değişimleri genelde takımlara pozitif yansıyor. Hatay Spor takım kadrosu kötü bir kadro değil. Sadece oyuncu planlamasında bir takım eksiklikler var. Mesela Mame Diop'un şeyini yerini dolduramadılar. Mesela bir santrafor eksiği olduğunu düşünüyorlar. Kabi var ama orada kenarda da oynayabilir. Dolayısıyla transferde biraz planlamada biraz eksiklikler yapmışlar ama takım kadrosu kötü değil. Volkan Demirel buradan alıp Hatay Spor'u üst sıralara çıkartabilirse kendisi için de çok ciddi anlamda önemli bir durum olacak. Yani o da kendini ispat etmiş olacak diye düşünüyorum. Daha 6 maç oynamışlar. Daha sezon başı. Yani şurada 2 maç kazandığınızda işte 12 sıradaki Giresunspor takımı 7 puanı var. Dolayısıyla ligin başında bu sarsıntıyı geçirilmesi bence Hatay Spor'un iyi. Sonradan geçirdiğinizde telafisi olmuyor ama şimdi sezon başı olduğu için telafisi olabilir. Hatay Spor'a da Volkan Hoca'ya da başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olurlar. Hocam kadro yapısını düşündüğünüzde ben transfere ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. İlla ki devre arasında transfer dönemini hızlı geçirecektir Hatay Spor takımı. Ligde 7 hafta geride kaldı. Hatay Spor'da bu 7 haftalık süreçte bir beraberliği var. Bunun dışında hep mağlubiyet. Ligin son sırasında mı? Hemen bakıyorum. Ligin şu anda son sırasında. 5 mağlubiyet. Ya şanssız maçlar da yaşadılar ya. Yani belki son Kayseri Spor karşılaşmasını bir kenara koyarsak. Bir hafta bay geçtiler. Yani bir beraberlik. Hatay Spor Konya deplasmanında da şanssızdı bence. Kasımpaşa deplasmanında da şanssızdı. Yani Adana Demirspor maçını kazanabilirlerdi. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadılar. Fark arttırabilirlerdi. 1-1 bitti. Dolayısıyla şanssız maçlar da oynadılar. Yani kadroları senin de ifade ettiğin kötü bir kadro değil. Birbirini tamamlayan, tanıyan oyunculardan kurulu bir kadro. Transferde bazı eksikler olmuş olabilir. Devre arasına kadar idare etmek zorundalar. Ama bu takım düzelebilir. Yani hocam ben de aynı fikirdeyim. Düzelebileceğini düşünüyorum çünkü kaldı ki yani geçtiğimiz sezon Hatay Spor'un yapmış olduğu iş ortada. Ondan önceki sezon yapmış olduğu iş ortada. Tabii. Yani bu noktada ben başarılı olabilecekleri kanaatindeyim. Sizin de aynı fikirdeyim. Volkan Hoca da özellikle de futbolculuğu önemli bir kariyer. Fenerbahçe. Ya bir maça eksik. Hem bir maça eksik. Hem de bir galibiyete ihtiyaçları var. Birazcık özgüveni ihtiyacı var. Sezonun başı işte Ankara Gücü takımı da bir puanı vardı. İşte bu hafta kazandılar. 4 puan yaptılar. İstanbulspor'un mesela Beşiktaş maçında bir puan alacağını düşünebiliyor muydu kimse? Ama berabere bitti karşılaşma yani. Evet. Bu ligde her şey olabiliyor işte görüyoruz. Hocam birçok soru var dinleyenlerimizden. Hepsini cevaplayacağız arkadaşlar. Ama öncesinde ara vakti, hatta beklerseniz teşekkür ederim hocam. Kısa bir ara, ardından sohbetimiz devam edecek. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba sevgili Salim, herkese merhaba. Hocam gelen sorular var, soruları yönelteceğim. Birçok arkadaşımız mesaj atmış, teşekkür ediyorum kendilerine. Hemen başlayalım hocam. İlk sorulardan birisiydi. Hüseyin Altundal yazmış. Düzeltiyorum. Derfin Yunus Tane yazmış. İyi yayınlar, mutlu haftalar Reşit Hocam'a selamlar.
Mahsun Başdoğu yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Reşat Hoşam'a sorum. Adana Demirspor'umuz bu performansını sezon sonuna kadar devam ettirebilir mi? Montella hocamızı tebrik ediyorum. Hocamızın Montella ile ilgili 2 senelik süreçte yorumları nedir? Tartışmasız çok iyi performans gösterdi. Yani farklı bir ülkeye geliyorsunuz, farklı bir şehre geliyorsunuz, farklı bir takım, tanımadığınız bir lig ve bu ligde yani şimdi belki Adanalı olmayanlara bilmiyorlar ama yani inanılmaz kaynaşmış durumda. Dokular çok uyuştu Montella'yla, taraftarlarıyla, medyasıyla, şehirle gerçekten de çok iyi ilişkileri var. Zaten karakter, kişilik olarak da tanıdığımız kadarıyla sohbet imkanımız da oldu. Çok önemli bir kişilik, çok önemli bir karakter. Futbolculuğunu zaten tartışmıyorum bile. Dünya çapında bir oyuncuydu. Evet. Dolayısıyla çok başarılı, iyi gidiyor. Adaletli gidiyor oyuncularına karşı. Tabii Adana Demirspor buralarda kalması için devamlılık gerektiriyor. Adana Demirspor kadrosu evet bu yıl daha derin, daha güçlü bir kadro. Kayıplar olmasına rağmen Tayyip gibi, Balotelli gibi, Vargas gibi, Muriç gibi çok önemli oyuncular gitti. Ama yerlerini doldurdu Adana Demirspor evet. yönetimi. Tabii sürekli çok önemli. Bu istikrarını devam ettirirse neden oralarda kalmasın? Zaten Murat Başkan'ın da hedefi ilk 5'ti. Hocam önemli bir zaten futbolculuk kariyeri var. Dün de şunu görmüştüm. Twitter'da okudum. Sinan Engin yorum yapmış. Ligin en iyi hocası demiş Montella ile ilgili. Ben de çok beğeniyorum Jorge Jesus'la birlikte. Şu an Süper Lig'deki hocalarımıza saygısızlık olmasın ama Jorge Jesus'la birlikte ön plana çıkan iki teknik direktörden bir tanesi. Bu yorumuma katılır mısınız? Ya şimdi en iyi hocalardan bir tanesinin sözüne katılırım. Ama Jorge Jesus'la en iyisi o cümlesi birazcık daha farklı bir şey. Dolayısıyla çok değerli hocalar var. Hocaların en iyisi demek için skorlar önemli, başarı önemli. Biz birazcık yani başarıya endeksli bir ülkeyiz. Evet, dolayısıyla doğru. Yukarılardaysa başarılı en iyi hoca diyoruz. Mesela çok iyi hocası hocasın ama altlardasın. Mesela da Çalınbay bugün Sivasspor'la ligin altında. Evet. Başarısız bir teknik adam mıdır? Kötü bir teknik adam mıdır? Yani o birazcık farklı göreceli bir soru bu ya. Peki hocam forvetsiz oynadı mesela son hafta. Son iki hafta forvet santrafor pozisyonunda Artem Zuba oynamadı. Artem Zuba dışında Asan Balonga var. Bunun dışında Fredrik Gulbrandsen var. Üç isim. Bu üç isim sonradan dahil oldu oyuna. Asan Balonga ve Gulbrandsen. İki haftadır santrafor pozisyonunda oyuncu kullanmadı. Bu noktadaki tercihiyle ilgili ne dersiniz? Daha çok Haaland öncesindeki bize Manchester City'yi hatırlattı bu dünya futbolunda. Burada yanlış anlaşılmasın. Manchester City ile Adana Demirspor'u kıyaslamıyorum. Sadece o modeli geçtiğimiz sezon Manchester City'de net bir şekilde görmüştük. Ya bu model sürekliliği olan bir model değil. Ama takımını iyi tanımak lazım. Artı mesela geçen hafta ilk defa böyle bir oyun kurgusuyla, şablonuyla oynadı Adana Demirspor takımı. Trabzonspor takımını çok iyi analiz etmişler. Özellikle Trabzonspor takımı önde oynadığında Trabzonspor'un savunmasının arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşadığını görmüş. Özellikle pas trafiğini de kesmek için orta sahayı kalabalık tutup hızlı oyuncuları Yusuf ve Onyekuru'yla Trabzonspor kalesine gitmek, işte Antalya Spor Kalesi'ne gitmek geçen bu maçta olduğu gibi ve orta sahadan Emre Kobay'la Belhanda'yla orayı takviye yapmak düşüncesiyle oynadı Trabzon karşılaşmasında. Tabi tuttu, o taktik tuttu. Sonuç almasını bildi. Rakibe çok pozisyon da vermedi bu taktik. Tutunca tabi 3 puan kazanmışsın. Futbolda da bir kural vardı biliyorsun. Yani kazanan takım bozulmaz diye. Bir de deplasmanda oynuyorsun. Hadi içeride oynamış olsan belki değiştirebilirdin ama iyi oynamış bir kadro vardı. 11'den şimdi hangisini kesti o da adaletsizlik olurdu. Kazanmış bir kadro vardı. Bir de deplasmanda oynuyorsun. Antalya Spor takımının da İçinde bulunduğu durum ortada tartışılıyor. Nuri Şahin Gökler'e çıkarılmış bir teknik adamdı ama şimdi tartışılıyor. Sonuçlar kötü olunca herkes övüyordu. Bir anda işte sonuçlarla alakalı teknik direktörlerin de kaderi birazcık da durumu da. Tabii o da kesemedi. İyi oynamış bir kadrodan kimseyi de kesemedi. Yine aynı taktikle, aynı şablonla Antalya Spor karşılaşmasına çıktı. Bu sefer yine tuttu. Oradaki sonuç da verdi. Bundan sonra karşılaşmalarda ne kadar daha böyle bir oyun anlayışıyla devam eder o bilinmez.
Ama elinde gerçekten de Zuba gibi, Asam Bolonga gibi, hatta Gulbransen gibi çok önemli santratörler var. Mutlaka ki maçına göre, rakip takımın durumuna göre. Mesela Galatasaray maçında böyle bir şablon oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Kazanmış da bir takım. Ama sonrasında değiştirir mi, değiştirmez mi? Onu en iyi Montella biliyor. Ama bir önemli bir şey var ki Adana Demirspor bu oyun şablonuyla sonuç almasını iki maçtır biliyor. Hocam özellikle de ifade ettiğiniz gibi yani önemli bir teknik direktörlük kariyerinde CV'ye sahip önemli bir golcüydü. Bu noktada da Adana Demirspor yönetimini kutluyorum. İyi bir tercih Montella tercihi. Çünkü Montella geldiğinde düşünüyorum mesela Süper Lig'e yine çıkmış bir takımsınız. Montella gibi teknik direktörü getirmek önemli bir işti. Bence önemli bir işe imza attılar. Devam edelim hocam sorularla. Birçok soru var. Hemen soruları kontrol ediyorum. Bu arada aynı tarz sorular olduğu zaman sadece isminizi anacağım. Hocama selamlarınızı yollayacağım. Hüseyin, aleykümselam. Hüseyin Altundal selamlarını yollamış. Teşekkür ediyorum. Demiş ki Adana Demirspor şampiyon olabilir mi demiş Hüseyin. Hüseyin Altundal selam söylemiş. İki galibiyet geldi. Santraforsuz oynadı. Kocama buldu. Ya bunları konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum evet. Yani. Bir de Anadolu takımları çok çabuk rehavete kapılıyorlar. Tabii çok güçlü rakipleri var. Özellikle dört büyük takım yani kadro yapılarına baktığında, derinliğine baktığında çok güçlü kadrolar. Yani bu geçmişte yaşandı mı işte Başakşehir örneği, Bursa Spor örneği bunlar yaşandı. Önemli olan devamlılık. Peki hocam gelen sorular var. Sorularla da devam edeceğim. Derfin Yunustane yazmış. Selamlar Reşat hocam. Reşat Yılmaz hocam. Türkiye Ligi'nde biz ne zaman sahaya döneceğiz? Her hafta son 4 yıldır hatta hafta içerisinde de polemikler devam ediyor. Futbol konuşmak yerine spekülasyonları konuşuyoruz demiş. Size de teşekkür ederim. Futbolu konuştuğunuz için bizimle dert ortağı olduğunuz için diyor. Evet yani hocam şu noktada yani futbola döneceğim ama radyonun çok farklı bir kişiliği yani çok farklı bir iletişim aracı radyo. Sadece sesinizden tanıyor insanlar sizi ve sempati duyabiliyor veya o kişilere zaman zaman yapmış olduğunuz konuşmalarla antipatik gelebiliyorsunuz. Birçok insan bizi takip ediyor bu noktada. Takip edenlere selam olsun. Derfin Yunusnane'ye de teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman mesajlarıyla yalnız bırakmıyor. Son 4 yıldır futbol oynanmıyor diyor. Futboldan çok sağ dışı olayları konuşuyoruz diyor. Ne dersiniz hocam? Katılıyorum bu noktada ona. Yani kaostan beslenen bir kesim var. Bunu herkesi içerisine almak mümkün değil. Tabii özellikle hakemlerimizin de çekimsel vermesi lazım kendine. Yıllardan beri özellikle hakem hatalarını konuşuyoruz. Yani bir çifte standart oluyor. Yani bir kural var. O kural neyse onu uygulamak lazım. Tabii hakemler de çok etki altında kalıyor. Özellikle dört büyük takım yönetimlerinin yaptığı çıkışlar özellikle onları ciddi anlamda sarsıyor bence. Artık Anadolu kulüpleri de sesini yükseltmeye başladı. Dolayısıyla onlar da bir şaşkınlık yaşıyorlar. Etki altında kalabiliyorlar maçlar içerisinde ve hata yapıyorlar dolayısıyla. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte bu haftaki Trabzonspor karşılaşmasında, Trabzonspor-Gaziantep karşılaşmasında Trezeguet'in orta kesip Gaziantep'li sol bekin ayağından koluna değen pozisyon penaltı olarak değerlendirdi. Mesela Erol Bulut çıkıyor. İşte kural diyor ki diyor ayaktan sekip ele çarparsa penaltı verilmez. Buna veriyor diyor. Yani kuralları uygulamak lazım. Neyse odur yani. Bunu uyguladığınız zaman sıkıntı olmaz. Ama uygulamadığınız zaman ise insanlar işte camiaları da sıkıntıya sokuyorsunuz. Mesela gölge düşüyor. Galibiyetlere gölge düşüyor. Belki hiç ihtiyacı yok. Belki o takım o penaltı olmasa da kazanacak. Ama işte gölge düşüyor. Ufak da olsa gölge düşüyor. Yani kendilerine buna dikkat etmesi lazım. Doğru söylüyor. Biz işte maalesef biraz kaos ortamını seviyoruz. Tartışmaları seviyoruz. Şu dikkat edin. Genelde sadece futbol konuşulan programları mutlaka ki yani çok insan oluyor ama genelde tartışmaların, atışmaların olduğu programlar daha çok reyting yapıyor. Evet. Daha cazip geliyor insanlara niyeyse. Maalesef böyle gibi ülkeyiz. Hocam Gültekin Bey yazmış. Selamlarını iletiyor. Merhaba Salim Bey. Aleykümselam.
İyisinizdir inşallah demiş. Teşekkür ederim. Reşat hocama selamlar. Adana Demirspor'u kutluyorum. Aleykümselam. Kayseri Spor hiç transfer yapmadan şu ana kadar 12 puan topladı. Önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörümüzü, başkanımızı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kayseri Spor'la ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir demiş. Ben de kutluyorum hocam. Başta Sayın Başkan Berna Gözbaşı olmak üzere teknik direktör Çağdaş Atan, oyuncular transfer tahtasını açamadılar. Ve önemli işlere imza atıyorlar. Hatta Ömer Erdoğan da o süreçte anlaşmıştı prensipte. Ömer Hoca da tercih etmemişti. Kariyerini risk etmemek adına. Gerçekten de ben de kutluyorum Kayseri Spor'u. Kayseri Spor aslında iyi de bir takımdı. Geçen sene bunu da gösterdi. O kadrolarını tutmayı başardılar. Yani transfer yapmadılar ama kadroyu da tutabildiler. İşte bugün bakıyorsunuz Bilal mesela kalede çok iyi oynuyor. İşte Onur diyorsun birkaç sezondur çok iyi performans gösteriyor. Amir takıma seçildi mesela Onur. Sol ve Karol diyorsun. Mesela stoperde Arif diye bir kardeşimizi bugün Süper Lig'de Arif Kocaman diye bir 2003 doğumlu oyuncuyu oynatmaya başladılar. Çok önemli. Güzel. Orta sahasına bakıyorsun. Campagnaro, Mensah sakatlıktan çıkmış, düzelmiş Mensah. Cardoso, öne bakıyorsun. Tiyami'ydi, İlhan'ıydı, Gavramovic'i. Yani iyi bir takım yani bu takım. Yedek kalan oyunculara Mane yedek kalıyor mesela bu takımın içerisinde. Kemen yedek kalıyor bu takımın içerisinde. Akka yedek Bertolucci mesela sonradan giriyor. Yani kadroları gayet iyi bir tanıyan da oyuncular. Yani genelde yaz boz yapıyoruz ülkemizde. Yeni baştan takımlar yapıyoruz. Ama bu Kayseri takımı geçen sene de birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekipti. Bunun da avantajını değerlendiriyorlar bence. İyi bir takım. Çağdaş Hoca da oraya uyum sağladı. 7 haftalık periyotta da iyi gidiyorlar, iyi başladılar. Bakalım yani bundan sonra çok büyük düşüş göstereceğini düşünmüyorum Kayseri Spor takımının. Hocam bir son dakika var. Milliardayız. A milli takımımız Luxemburg'la oynayacak. Türkiye-Luxemburg karşılaşmasını Alman hakem Tobias Tiller yönetecek. Bunu da dinleyenlerimizle paylaşalım, bu bilgiyi de paylaşalım. Devam edelim hocam. Ben de aynı fikirdeyim Kayseri Spor noktasında. Önemli bir şey imza atıyorlar. Özellikle de bu noktada transfer tahtası kapalı olan takımın bu işleri yapması önemli bir icraat diye düşünüyorum. Hep diyoruz ya kadro istikrarı. İşte kadro istikrarı. Evet. Özgür Bey yazmış. Merhaba Salimcim. Reşat hocama selamlar. Hocama sorum şu şekilde. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde favori kim? Maça 2 hafta var ama görüşlerini paylaşırsa seviniriz diyor. Ya bu takımlar ülkemizin major takımları. Her sene şampiyon oynayan takımları. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon. İşte aradan bir Başakşehir çıkıyor. Aradan çok istisna bir Bursa Spor çıkıyor ama bu dörtlünün arasında geziniyor şampiyonluk. Tabii derbilerin favorileri gerçekten olmuyor. Her ikisinin de iyi kadrolara sahip. Belki Beşiktaş İstanbul Spor karşılaşmasında berabere bitti. Belki çok iyi futbol oynamadı ama bu demek değildir ki derbiyi kaybeder. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Derbiyi Fenerbahçe kazanır demek değildir. İkisi avantajı da var Beşiktaş takımının. Ama Fenerbahçe'de bakıyorsunuz işte Fransa'da oynadı futbola bakıyorsunuz. Son haftadaki oyununa bakıyorsunuz. Dün Alanya'ya karşı çok kompak, önde hücum yapan, hücumsal zenginliği yaşatan, tribünlerini coşturan, iştahlı bir Fenerbahçe. Çok güzel maç olacağını söyleyebilirim. %100 çok iyi karşılaşma olacak. Tabii bu tip karşılaşmalarda psikoloji çok önemli. Sinir sistemlerine hakim olan, oyun içine sadık kalan, teoride anlatılanları çok iyi uygulayan, teknik sektörlerin durumu da önemli. Jesus yani yeni gelmesine rağmen hemen çözdü Süper Ligi, ülkeyi çözdü. Ve oyuncu grubuyla da bakıyorsun çok iyi bir iletişime sahip. Öbür tarafta Marlon İsmail'e bakıyorsun biraz formsuz gözüküyor. Evet hırslı, sağ kenarındaki duruşu tamam iyi ama bazı oyuncularda form grafiği özellikle kalede sıkıntı yaşıyor. Mesela Beşiktaş stoper mevkiinde sıkıntı yaşıyor. Bunları aşması lazım Beşiktaş takımının. Ama yani ne olursa olsun bu devre arası mutlaka ki mental anlamda oyuncularıyla bir araya gelecektir, paylaşacaktır. Taktiksel çalışacaklardır. O maçların da sonucu belli olmaz. Peki hocam devam edelim sorularla. Celalettin Hazım Akın yazmış. Fanatik gazetesi
ve diğer ulusal gazeteler ne yazık ki lider takımı köşede küçük bir kutu olarak görmüşler. Bununla ilgili hocamın yorumu nedir? Bu uzun yıllardır böyle yani. Bizler de ama biz konuştuk. Biz konuştuk. Biz konuştuk yani. Bu şundan dolayı Türkiye'de önemli camialar var, önemli lokomotifler var. Gazeteci arkadaşlar da o takımların haberlerini ön plana çıkartıyorlar. Bu da gayet normaldir. Saygı duyuyorum. Alanya maçı Fenerbahçeli futbolcunun eline gelen top penaltı değil miydi diye sormuş hocam. Direkt bir pozisyon sormuş. Hatırladınız mı? Crespo'nun eline çarpan top muydu? Evet, onu sormuş. Ne dersiniz? Yani kol biçip duruyor. Dirseğe kadar, dirsekten sonrası açık. Ya işte bunları, yani bunları bir çerçeveleyemiyorsun ya, bir yere koyamıyorsun yani. Ya verir misin hakem olarak? Yani bence de verilmez ya. O verilmez yani o pozisyon. Yani direkt pozisyon direkt aklıma da gelmiyor hocam böyle sorulunca. Maçı izlerken evet oydu diyebiliyorsun ama direkt aklıma gelmiyor. Bu arada az önce hakemlerle ilgili konuştuk. Abdullah Hoca'nın bir açıklaması vardı. Hakemler futbolun önüne geçmemeli tarzında basın toplantısında söylemişti bunu. Yani hakemleri çok konuşmayalım tarzında. Muhtemelen Erol Hoca'nın açıklamasına bir cevap olabilir. Birbirlerinden sonra giriyorlar basın toplantılarına. Bu noktada o olabilir. Yani katılıyor musunuz hocanın görüşüne? Yoksa bu kazandığı için de yapmış olabilir mi? Ne dersiniz? Valla kazandıktan sonra da hakemlerden rahatsızlığı olup bunu dile getiriyorsa o yüzden tebrik ederim. Yok yani, hocam öyle demiyor mesela. Şundan dolayı diyor. Hakemler diyor futbolun önüne geçmemeli tarzında konuşuyor. Yani. Ya %100 katılıyorum. Yani. Aslında hakemlerin de futbolun önüne geçme niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Yaptığı hatalar hakemlerin futbolun önüne geçiriyor onları. Ben tam cümleyi bulup okursam hocam daha sağlıklı olur. Orada demek istediği yani hakem konuşmayalım tarzında demiş. Yani hakem konuşmuyor da canı yanan takım nasıl konuşmasın? Yani nasıl konuşmasın ki ya? Bu oyunu hakemler üzerinden konuşarak kendimizi geliştiremeyiz diyor. Ya şimdi tabii teknik sektörlerin de yerine koymak lazım. Ya da o camianın taraftarı olup da kendini oraya koymak lazım. Çok önemli bir maçta ya da işte bir maçta hakem hatasından dolayı kazanacağınız maçı kaybediyorsunuz. Ya berabere bitiyor. Bari hakem hatasından. Nasıl yanıyor canınız biliyor musun? Teknik sektör olarak üstünüzdeki baskıyı düşünebiliyor musunuz? Camianın baskısı, işte taraftar baskısı, medya baskısı, şehrin baskısı. Yani bunları üste koyduğumuzda teknik sektörlerin üstünde çok ciddi baskılar var. Bir de hakem hatasından dolayı kötü sonuç alındığında yani ister istemez içiniz etmek istiyor yani. Eğer konuşulmasa iyi de dayanamıyorlar. Herkes konuşuyor hocam yani. Dayanamıyorlar. Herkes konuşuyor. Başkanlar, yöneticiler, hocalar, oyuncular, taraftarlar zaten. Ya konuşuyorsun yani. Kaçınılmaz oluyor. Halbuki yani var da var. Hakemlerin işleri de çok aslında kolaylaştı bu konuda. Mesela birçok insan şunu da söylüyor. Riva'dan gören görüntülere göre çizgiyi çiziyor ve o çizgide bile işte bir takım hileler hurdalar olduğunu düşünüyorlar yani. Yani hadi açıkla nasıl açıklayacaksın? Mesela hocam orada şu olabilir o görüntüde. Mesela biz televizyondan izliyoruz ya maçı. Televizyondan evet. izlediğimizde o maç hocam. Bazen mesela veriliş açısına göre insanlar da yanılabiliyor. İzleyenler yanılabiliyor. Ben burada Riva'dan gelen görüntü ters. Ama bazı başkan teknik sektörlere de görüşüyorsun. Yani evet. O Riva'dan gelen o çizginin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorlar. Yani teknolojiden yani teknolojiyle olacağı bu kadar hocam. Ama mesela İngiltere Premier Lig'de dün bir maç izledim gündüz kuşağında. İsmi aklıma gelmiyor. Şimdi birazdan tekrardan bakalım. Bir 20 dakika falan takip ettim. Bir pozisyonda top gol oldu. Çizgi teknolojisi direkt devreye girdi. 2 saniye sonra tık hakem orta noktayı gösterdi. Düdüğünü çaldı orta noktayı gösterdi. Hiçbir hakem gol... Bizde o kadar enteresan işler oluyor ki her şeyden artık uyanmaya başladık yani. Mesela hiç rakip oyuncular hakeme neden böyle oldu vesaire demedi. Direkt teknoloji devreye girdi, gol kararı çıktı. Kontrol de ederim şimdi hangi maç olduğunu.
Yani hiç var ya mesela, hiç itiraz yok. Direkt herkes oyununu oynuyor. Kötü de gitse, iyi de gitse sonuçta. İşte bizde farklı yani. Bizde artık her şeyden huylanıyoruz. Yani bak, çizgiden bile huylanıyoruz. Hiç itiraz yok. Brentford Arsenal maçında hocam. İzlediğim maç Arsenal maçıydı. 2-0'da zaten bıraktım maçı. Zaten direkt net bir şekilde söyleyelim. Arsenal önemli bir üstünlük yakalamıştı. Gabriel Jesus'un golünden sonra bir 5-6 dakika daha izledim, bıraktım. İlk golde mesela Saliba'nın attığı golde direkt çizgi teknolojisi devreye girdi. Hemen gol verildi. Bizim ülkemizde olsa o pozisyonla ilgili en az 5 dakika kritik yapılır. Ben bu yani ülkemizdeki mesela burada en büyük problem ülke futboluyla alakalı oyunun çok durması, keyif alamıyor insanlar. Mesela Konya Galatasaray maçının biraz temposu yüksekti, herkes yazmış işte çok tempolu maç, çok güzel maç. Zaten olması gereken bu. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde topun sahada kaldığı zaman dilimi 45 dakika, 55 dakika. Ben dün işte öğlen 1.30'dan tut 12'ye kadar maç izledim. Yani evet. Son işte Fenerbahçe maçından sonra Lyon Paris Saint-Germain maçını izledim. Ben de izledim. Ya o Paris Saint-Lyon maçı nasıl bir tempodur abi? Yani nasıl bir şeydir ya? Yani bu, yani futbola doyuyorsun, gerçekten doyuyorsun. Yani Fenerbahçe maçı da çok keyifliydi, zevkliydi. Kabulüm. Hocam ama orası başka bir şey ya. Kötü bir anım var şöyle. Kuzenim İddiada maç istedim. Ben de tamam dedim, bir jest olsun dedim, böyle çalışayım dedim sana, dedim güzel maçlar vereyim. Ne olur falan dedim, Trabzon yenilmez, karşılıklı gol var. Fenerbahçe dedim direkt kazanır. Ankara Gücü dedim kazanır. Ondan sonra kupon oluşturduk. Dedim hadi ya dedim, bir maç daha ekleyelim. Nedir abi dedi. Dedim Lyon Paris Saint-Germain maçı. 2.5 gol üstü biter. 3 maç geldi. Son maç dediğiniz gibi 21.45 kuşağında başladı. Kaçırdı ama. Kaleci de inanılmaz durdu ya. Lopez müthiş durdu. Dedim ki maçtan kaleci önce. Devleşti. Devleşti kalesinde ya. Hissediyorum dedim. Bu dedim kupon dedim. Bu maçta yatar kardeşim dedim. Nasıl dedi. Dedim bu maç dedim 1-0 biter. Hatta çok sevdiğim dostum Emre. Messi yatar deseydim de. Emre Tanrıver var. O da dedi ki bana ya dedi. Yanlış düşünüyorsun ya dedi. Bu dedi maç dedi. Direkt dedi. Bu maçta dedi. İlk yarıda dedi 3 gol olur dedi. Dedim biz dedim çocuğa maç verdik. Üstledik. Bu dedim 1-0'a kilitlenir. Lyon zor deplasmandır. Yani benim için Lyon, kötü bir tecrübe oldu. Son dakika. Lyon'da mesela kimleri aldı ya? Lyon'da boş takım değil. Lagazette falan geri döndü yani orada. O da mesela son tabii, dakikalarda tabii. Berabere de bitebilirdi. Kontrol buldukları pozisyon vardı. Evet. Ama ben böyle birazcık şanslı olsa, Lacazette biraz şanslı olsa olabilir yani mesela. Evet, olabilir. Dediğiniz gibi Paris Saint-Germain'in de özellikle ben 25. dakikadan sonra direkt izledim maçı. Neymar'ın, Mbappé'nin kaçırdıkları, ya Messi'nin vurup kalecinin kurtardığı. Yani çok pozisyonu var. Yani bir oradaki maçı izliyorsun, bir de buradaki maçı izliyorsun. Ondan sonra diyorsun hangisi futbol? Yani çok fark var hocam. İnşallah bu fark. Yine burada da mesela Trabzon maçına bak. Yani tempo olarak hakem hatasını şunu bunu boş ver. Evet. Tempo olarak Trabzon maçı da çok güzel çok bir maçtı iyiydi. Yani. Çok iyiydi. Antep maçı da çok güzel. Yani çok güzel maçlardı. Yani bu hafta aslında güzel maçlar vardı. Orada da Trazege efsanesi var. Yani Trazege fırtınası. Galatasaray maçı çok güzel maçtı mesela. Ben çok beğendim Galatasaray maçını da. Efendim? Galatasaray maçını da ben çok beğendim. Stadyumda takip ettim. Evet. Ve bu sene bakıyorum maçlar gerçekten güzel geçiyor yani. Ülkemizde de çok güzel geçmeye başladı ama onlar çok başka bir seviye yani. İnanılmaz tempolu oynuyorlar. Bir bakıyorsun evet. Yani savunma hemen öne çıkabiliyor. Öndekiler pozisyonu kaçırıyor. %100 de geri dönüyorlar. Takım savunmasına pozisyonu alıyorlar. Evet. Yani enteresan bir fizik gücüyle oynuyorlar yani. Hocam çok kısa bir aramız var. Araya gideceğiz. Ardından sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara hocam. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Reşat Hocam, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba. Tekrardan merhaba sevgili Salim. Hocam, oynanan futbolun kalitesinden bahsettik. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Umarım oynanan futbolun kalitesi bir an önce artar. Devam edelim hocam. Hemen sorulara geçiyorum. Birçok soru var arkadaşlarımızdan. Soruların hepsini cevaplayacağız. Celalettin Hazım Akın bir mesaj atmış. Hocam, çok basit olan pozisyonlara penaltı verildi demiş. Görüşünü ifade etmiş. Hemen kontrol ediyorum hocam soruları. Volkan Demirel Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu. Hoca ile ilgili yorumu nedir diyor. Volkan Hoca ile ilgili yorumu nedir diyor. Zaten cevaplamıştık. Dinleyenlerimize selamlarımızı gönderelim. Mahmut Bey yazmış. Hatayspor'lu biri olarak benim gözümde böyle bir takım yok artık. Adana Demirsporluyum. Bizi 30 dakika uzakta demiş. Tepkisini dile getirmiş. Volkan Demirel tercihinden dolayı, ama neden böyle bir şey yaptı? Böyle bir karar aldı bilmiyorum. Kardeşim, iyi yayınlar dilemiş. Hasan Gürsoy yazmış. Selçuk İnan gibi Hataylı, üstelik Fatih Hoca'nın ekibinde deneyimli bir antrenör varken Volkan Demirel tercihiyle ilgili yorumu nedir? Yorumladık. Yani burada bence Volkan Demirel daha deneyimli hocam. Selçuk Hoca'ya da saygı duyuyorum ama yani Volkan Demirel iyi bir tercih. Ne dersiniz? Yani geçen seneden deneyim var. Bir de yardımcı hocalık Selçuk da yaptı gerçi ama. Evet. Volkan'ın da var. Yani deneyim anlamında bakarsan Volkan deneyimli. Samsun Sporlu kardeşim, sayfasının ismi Samsun Spor Market diye bir sayfa, Mark diye bir sayfa, düzeltiyorum. Samsun Spor'u konuşur musunuz abi demiş. Samsun Spor'da yeni teknik direktör kim olur demiş. Ne dersiniz hocam, kim olur? Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Samet Aybabadaylar arasında ben sürpriz bir isim bekliyorum. Ne dersiniz? Yani ben de sürpriz bir isim bekliyorum. Çok ciddi yatırım yaptılar çünkü kadroları da iyi. Yani Sakaryaspor karşılaşmasını seyrettim mi bilmiyorum ama harika bir karşılaşma oldu. Bak, yani Tefe Bilecik maçı olmasına rağmen çok iyi bir karşılaşma oldu. Kadro da iyi. Samsunspor'un kadrosuna baktığın zaman yani bu ligin deneyimi, mesela kalecisine bakıyorsun, Sumiski süperlik. Zeki Yavru'ya bakıyorsun, süperlik. Mücahit süperlik. Yusuf Abdioğlu süperlik. Alim Ümraniye'den şampiyonluk yaşadı geldi. Boldrin diye bir oyuncuları var. Sizlerden tanıdığımız oyuncu. Bu lig için çok fazla bir oyuncu. Nuykofas, Paris. Yani hakikaten çok iyi bir kadrosu var Samsunspor takımın. Yani şu takımın çok daha iyi oyunlar oynaması lazım. Mutlaka bir tercih yapacaklar. Bu kadar önemli yatırımlar yapan Samsunspor başkanının herhalde tutup da tecrübesi teknik adam alacak hali yok. Bence de üst düzey bir teknik adam alacaktır yani. Peki hocam, adaylar arasında sizce en makul olan hangisi? Aykut Kocaman, Samet Aybaba ve İsmail Kartal. İsmail Kartal'la yapılan görüşme olumsuz sonuçlanmış bu noktada. Ne dersiniz? Samet Hoca'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Aykut Hoca zannetmiyorum. Tefe Bilincik, yani Samsun Spor'u küçümsediğim için söylemiyorum. Lig olarak Tefe Bilincik olduğu için gideceğini zannetmiyorum. Samet Hoca Süper Lig hocası ama Adana Demirspor'la biliyorsun bir şampiyonluk yaşadı. Samet Hoca'yı daha yakın görüyorum. İçinden bir tercih olacak da. Ama biliyorsun son dakika bir şeyler çıkıyor. Son dakika başka bir teknik adam gelebiliyor. Hocam, ben de aynı fikirdeyim. Samet Hoca giderse başarılı olacaktır. Ama ben Samet Hoca'nın gelme ihtimalini de zor görüyorum. Yani bu üç adayın arasında en güçlü kim derseniz Samet Aybaba derim. Fakat ben üç adayın da gelme ihtimalini zor görüyorum. Samet Hoca da şu anda Kırgızistan'da diyebiliyorum. Kırgızistan'a gitti. Daha önce Moğolistan ve çevresindeydi. Hatta konuştuğumuzda da milli haç yapıyorum dedi. Ata yurdunu gidip göreceğim demişti. Şu anda yurt dışında hocam. Samet Hoca da bunu. Ben Hatayspor ilgilenir diye düşündüm Samet Hoca ile ama vardı listede. Olmadı yani. Hatayspor'un listesinde vardı Samet Hoca. Hatayspor'un listesi de şu şekildeydi. Hemen dinleyenlerimizle de paylaşalım. Araştırma yapmıştım. Volkan Demirel dışında
Hemen adayları söyleyeyim hocam. Levent Şahin, Samet Aybaba, Ogün Temizkanoğlu, Soner Tolungüç adaylar arasındaydı Hatay'da. İsmail Kartal adaylar arasındaydı. Fakat yönetim yapılan görüşmelerde teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel'de karar kıldı. Demirel önceki gün, dün şehre davet edildi. Az önce gelen bilgi, prensiple anlaştık denildi ama hocayla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Islak imzalar atıldı, hayırlı uğurlu olsun. Başarılı olunca devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Hocam bu değişim ama inanılmaz bir değişim. Şenol Can geldi, Kasımpaşa'da Sami Uğurlu gitti. Volkan Demirel'le yollar ayrıldı. Birincilikte yine aynı şekilde devam ediyor. Sizin için sürpriz oluyor mu mesela? Bekliyor musunuz bir de? Mesela bir de Süper Lig'de yine değişimler olur mu? Bence en yakın değişim Sivas Spor gibi. Yani olmuyor mu? Oluyor yani. Sivas Spor mu? Anlamadım. Sivas Spor'da ben değişim olur gibime geliyor hocam. Yani benim öngörüm o. Yani ben bu noktada Rıza Hoca'nın da artık yıprandığını düşünüyorum. Ve hafta içerisinde medyada yer alan haberler vardı. Torreira Sivas Spor'un yeni teknik direktörü olacak şeklinde Galatasaray'daydı geçen sezon. Hatta Sivas Beşiktaş... Böyle haberler okuduk. Evet, Vodafone Park'ta Sivas Beşiktaş maçını da, Beşiktaş Sivas maçını da takip etmişti. Yani ben bu noktada hocayla yollar ayrılacak diye düşünüyorum. Hoca kendisi bırakabilir. Dün kaybettiler. Valla çok başarılı oldu Sivas'ı. Kaç yıldır Avrupa kupalarında oynatıyor. Evet. Yani bazen işte misyonunuzu dolduruyorsunuz. O da var. Yıpranıyorsunuz. Zaman zaman bunlar da oluyor. Normal ya. Hoca değişimleri kötü giden takımlar için normal. Yani bazen işte arkasına durduğunuzda başarılı gelebiliyor. Yani bir Fatih Terim belgeseli izledik işte. Nasıldı hocam? Yani orada kötü başlıyor. Fatih Terim belgeselini izledim bilmiyorum. İzledim hocam. Netflix'te kötü başlıyor Galatasaray'da. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İstifa noktasına geliyor. Hatta istifa ediyor. Ve yönetim arkasında duruyor. İşte o durmadan sonra tarihi başarı geliyor. Yani ne kadar enteresan değil mi? Hocam belgesel harikaydı. Hatta belgeselde tanıdığımız, sizin de tanıdığınız yüzler vardı. Savaş çok duygulu. Evet, Savaş çok duygulu. Adana 5 Ocak gazetesi imtiyaz sahibi aynı zamanda. Adana Demirspor yönetiminde ve basın sözcüsü. Ben henüz tanışamadım ama sizin tanıdığınız bir isim Turan Demirdal var. Tabii. Yani Savaş çok duygulu. Turan Demirdal, Fatih Terim Hoca'nın çok yakın dostları. Çok yakın arkadaşları. Onların bulunması gayet doğal. Ben belgeselin yani güzelliğinden bahsetmedim. Burada önemli olan işte bir yönetimin hocanın arkasında doğru zamanda durması çok önemli. Doğru zaman, bakın burası çok önemli. Doğru zaman. Evet. Bazen işte doğru zaman değil arkasında duruyorsun, daha da kötüye gidiyor her şey. Ama doğru zamanda arkasında durduğun zaman işte tarihi başarı geldi. Hocam, belki de bir daha o egal edilmeyecek o başarı yani. Evet, yani orada hatta Faruk Süren hocamızın diyor arkasındayız diyor dönemin başkanı. Sonrasında 4 yıllık tarihi bir başarı geliyor. Peki hocam, belgeselden bahsettik, iki isimden bahsettik. Ben şunu da anladım. Yani Fatih Hoca'nın da vefalı bir insan olduğu ortaya çıkıyor. Hala Adana'ya gittiği zaman bu isimlerle görüşüyor. Savaş çok duyguluyla, Turan Demirdal'la. Valla en son geldiğinde, şunu söyleyeyim, en son geldiğinde bir yemek verdi. Eski arkadaşlarını hep topladı, çağırdı. Beraber yemek yediler, sohbet ettiler, muhabbet ettiler. Geçmişten nostalji yaptılar. Yani öyle bir tarafı da var Fatih Hoca'nın. Sizin hocalığınızı da yaptı Ümit Milli Takım'da. Beraber çalıştık Ümit Milli Takım'da Fatih Hoca'yla. Gerçi benim sonumu yapmıştı ama. Oraya dönmeyelim. Nasıl olmuştu hocam? Hocam sizin hatta bir anınız da var. Onu da anlatırsanız. Ayak tenisi. Onu bir anlatır mısınız hocam? Daha önce hiç anlatmadınız herhalde. Şimdi Ümit Milli Takım'dayız. Fatih Hoca Seth Piontek'in yardımcısıydı. Aynı zamanda Ümit Milli Takım'ın teknik direktörüydü. İşte o Ümit Milli Takım'da da çok önemli isimler vardı. Tugay Kerimoğlu, Ogün Temizkanoğlu, Mutlu, Ertuğrul Sağlam, Levent Devrim, Hakan Şükür, birçok ünlü oyuncu vardı. Sergen Yalçın, Abdullah Ercan. Bir gün işte Romanya'ya gittik.
hazırlık maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Gittik. Bana da biraz beni hep bozuyordu yani. Her ortamda beni bozuyordu. Çok böyle sevmiyordu beni o zamanlar. Şimdi aramız iyi Fatih Hoca ile ama o zaman sevmiyordu beni. İşte bir kahvaltı yaparken yine bana böyle kızıyordu, mızıyordu hep böyle. Kahvaltı yaparken bizde bir Bursa Sporlu Muharrem vardı, kaleci. Bakırköy'de falan oynuyordu. Süper Lig'de çok oynuyordu. Biz de işte masanın başında oturuyoruz. İşte Tugay Kerim oldu, ben, Ertuğrul Sağlam, Muharrem falan filan. Kaleci Muharrem'e sordu. Hoca tabii o zaman 40 yaşında falan. Ayak tenisi de çok iyi oynar hoca. Bilenleri bilir zaten. İşte bu kaleci Muharrem'e sordu. Benle ayak tenisi oynayabilir misin teke tek dedi. O da dedi ki ya hocam sen çok iyi oynuyorsun dedi. Senle oynayamam falan filan dedi. Sonra kim oynar bu takımda benle dedi ayak tenisini dedi. Biliyorsun ayak tenisi top tekniği iyi olan oyuncular oynar. O da dedi ki Tugay ile Reşat oynar dedi. Tugay'a sordu. Tugay tabii her zaman klasik. O mümkün mü hocam seninle oynamak falan filan. Bir yaladı hocayı. Sonra bana dedi sen oynar mısın dedi. Ben oynarım dedim. Bir dahaki kampa gelirsen oynarsın dedi. Beni bozdu attı orada. Bir dahaki kampta yok muydunuz hocam? Yoktum. Bir dahaki kampta yoktum. Çok güzel bir hocam. Bir dahaki kampta bir kesik yemişsiniz. Ya Fatih Hoca öyleydi yani. Hocam şimdi ara var, şarkı molası var, saat başı, ardından tekrardan bağlantı sağlayalım. Birkaç sorum daha olacak. Sonrasında da bitiririz bağlantıyı. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav ulaşabileceğiniz adresler. Hocam tekrardan size dönüyoruz şarkı ve reklam arasından sonra. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Tekrardan merhaba. Hoş bulduk. Tekrardan merhaba sevgili Salim. Hocam kısa geçelim. Birkaç soru var hemen onlarla. Delfin Yunus Tane çok teşekkürler demiş yorumlarımız için. Teşekkür ediyorum. O da sıkı bir takipçimiz. Aydın Doğukan yazmış. Manav abi iyi yayınlar. Kadıköy'deki 0-0'lık Galatasaray maçından sonra biraz o maç hemen canlı tanık olmuştum demiş. Kinayeli mi mesajıma? Yani biraz ağır bir mesaj. Aydın Doğukan'ı severim. Direkt boşta bulundum. Hemen girişi okudum. İyi bir kardeşimiz ama böyle çok sert bir mesaj olmuş. Fatih Hoca'ya eleştirisini dile getirmiş ama teşekkür ediyorum Aydın Doğukan kardeşimiz. Zaten mesaj için ama okumam uygun değil Aydın. Celalettin Hazım Akın yazmış. Hocam çok basit olanları penaltı verildi demiş. O mesajı okumuştum. Devam edelim. Adana'daki programınız devam ediyor mu hocam? Onu sormuş Celalettin Hazım Akın. Devam ediyor. Kaç yıl oldu? 12 yıl oldu. Vay be hocam. Eksik olmasınlar. Hüseyin Eroğlu'nun Altın Ordu sürecinden daha uzun. Allah sevdirdi bizi ya. Ondan kaynaklandı. Evet. Burhan Bey yazmış. Selamlar Salim Bey. Teşekkürler. Hatay Spor'un yeni antrenörü kulübümüze hayırlı olsun. Hatay Spor taraftarı olarak erdemli olmaktır. Makul olup bekleyip göreceğiz. Sayın Volkan Demirel başarılı olursa kendine, başarısız olursa da kendine iyi bir gelecek hazırlamış olur. Başarılı olursa sonuçta bu gelecek için, yani antrenörlük geleceği için başarmalı diyor. Onun için önemli bir test olacak yani bu. Evet. Onu söyleyeyim. Bir teknik sektörün, yeni teknik sektörün de yani şehrin kabullenmesi de çok önemli teknik sektörü. Doğru. Bence şehir kabullenir hocam yani. Volkan Demirel önemli bir... Kabullenmeli. Çünkü artık karar verilmiş. Yeni bir teknik sektör gelmiş. Hoşunuza gitse de gitmese de destek olmalısınız. Önemli olan burada Hatay Spor'un menfaatleri. Doğru. Yani bu noktada katılıyorum. Peki hocam, gelen sorular var, onlarla devam edelim. Birçok soru var gelen. Hemen kontrol edelim.
Özgür Bey mesajını atmış. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilemiş. Vargas'ın dönme ihtimalini sormuş. Yok artık bu saatten sonra zor ama mesaj atmıştı. İki sonra oradayım filan gibisinden. Evet doğru. Peki hocam hemen kontrol ediyorum soruları. Fenerbahçe'nin oyun temposu, Mehmet Bey yazmış, oyun ritmi ligin sonunu getirebilir mi? Ne dersiniz? Getirebilir. Çünkü bakıyorsun mesela rotasyon yapıyor Jorge Jesus ve farklı bir şey değişmiyor yani oyun mantalitesinde, oyuncuların coşkusunda, iştahında. Yani burası çok güzel. Oyuncular doğru, iştahlı, oyuncular coşkulu, oynamak istiyorlar, oynatmamak istiyorlar top rakipteyken, kazandıklarında hepsinde böyle bir bakıyorsun böyle kazanma isteği var. Bunlar çok güzel şeyler yani. Sonradan oyuna katılanlar kendini tamamıyla oyuna veriyor. Yedek kalan moralini bozmuyor, oyundan çıkan moralini bozmuyor. Yani çok ciddi bir denge kurmuş Jesus. Getirebilir mi? Getirebilir. Niye getirmesin? Getirmemesi için bir sebep yok. Peki hocam devam edelim gelen sorularla. Milli maçlarla ilgili Mustafa Bey yorumunuzu sormuş. İki milli maçla ilgili yorumları hocamın nedir demiş. Milli heyecan nasıl hocam, var mı sizde? Ya milli heyecan olmalı yani. Bizim milli evet, takımımız bize çok doğru, yani seyrek de olsa önemli başarıları şöyle bir hatırlayalım. O dünya üçüncülüğünü falan, Avrupa şampiyonasını falan. Yani ne kadar mutlu olduk. Ne kadar sevindik. Ülke sevindi. Ve kötü zamanlara denk geldi. Moralsiz bir halk vardı. Ne kadar morallendik. Hatırlayalım şöyle bir. Dolayısıyla yani havuzumuz da çok geniş. Oyuncu havuzumuz da çok geniş. Yeni giren oyuncular da var o havuzun içerisine. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Peki hocam devam edelim sorularla. Bu arada az önce Torreira demişim. Torrent olacaktı hocam. Onu da düzeltelim. Arkadaşımız yazmış Salim abi. Torreira dedin. Torrent diyecektin. Torreira dedin diye. Torreira transfer sürecinde de hocam Torreira'yı bayağı bir evet, takip etmiştim. Zannediyorum ki ondan dolayı biraz şey oldu. Torreira ne kadar iyi performans gösterdi. Vallahi çok yani faydalı. Çok önemli bir oyuncu hocam. Çok faydalı oynuyor. Her yerde var. Yani her yerde var. Basit sürecinde oynuyor. Çok konuşuyor. Belki de gelen oyuncuların içerisinde en faydalı oyuncu o bence. Hocam Torreira'nın transfer sürecini de hatırlıyorum. Transfer dönemindeydik. Herkes transfer hakkında büyük bir çoğunluk olumsuz konuşurken ben hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşıldı diye haber yapmıştım. Hatta o dönem herkes şaşırmıştı. Ya işte anlaşılmadığını söylüyor dış basın, sen neden bunu söylüyorsun tarzında. O gün bana geldiğinde haber 6 milyon euroya iş bitmişti. Sözleşmeler her iki kulüp arasında imzalanmıştı. O gün söylememiştim. İstihbaratların çok söyleyeyim, güçlü. İstihbaratların çok güçlü. Bravo. Teşekkür ederim hocam. Yani bunları sizden duymak benim için... Az yanılıyorsun. Mutlaka ki yanılma payı olacak. Zaten hocam her şeyi bilsek uzayda oluruz hocam. Burada ne işimiz var? Doğru söylüyorsun. Yani doğru, her şeyi bilsek yani uzayda oluruz. Yani transfer döneminde bir de yaptığımız iş insanlara endeksli bir iş hocam yani. İnsana endeksli aynen, bir iş yani. Tam bitmiş denilen transfer son anda ufak bir pürüzden dolayı olmuyor mesela. Yani masadan kalkıyor. Yani çeşitli anlaşmazlıklar oluyor. Masadan kalktığınız dönemler olabiliyor. Yanlış mı düşünüyorum? Sizin aynen, hiç başınıza aynen, geldi mi böyle bir durum? Futbolcunuz döneminde. Benim şöyle bir şey geldi. Eskiden biliyorsun futbolcu kaçırma işleri vardı. Evet. Adana Spor'dan o zaman Gaziantep Spor beni kaçırmıştı. Nasıl? Ama nasip olmadı orada oynamak. Ya o zaman Adana Spor'la biz şu anki Tefe 1. Lig'deydik. Gaziantep Spor da Süper Lig'deydi. Tabii haberim yoktu benim. Kulübe bir gittim. Kiralık olarak Gaziantep Spor'a, yani Tefe 1. Lig'den Süper Lig'e kiralık gidiyorsun. Çekler alınmış, verilmiş, her şey tamam. Ben dedim bir eve gideyim, bir eşyalarımı alayım, geleyim, bırakmadılar beni. Sonra götürdüler işte Gaziantep'te, bir otelde kalmıştım, korumalar falan. Böyle bir başımıza öyle bir hikaye geçmişti. Vay be hocam, yani direkt net bir şekilde sizi de kaçırmışlar ve bayağı... Eskiden öyle şeyler çok oluyordu yani. Şimdi kaçırma maçırma yok. Evet. Şu an mesela transfer yaptığınız zaman transfer gerçekleşiyor. Transfer olduğunuz zaman bitiyor.
Bu kaçırılma aynen. hikayelerinde en ilginci zannediyorum ki büyükler anlatır hocam, Hasan Vezir. Evet, o önemli bir hikaye. Önemli. Ben de oynadım, Hasan abi de oynadım. Nasıl? Çok karakter, ya çok, hem çok iyi oyuncuydu hem de çok önemli. Hala görüşürüz. Müthiş bir karakter ya, müthiş. Yani tanıman lazım Hasan Vezir'i. Hasan Vezir Türk futbolu için de çok önemli bir oyuncuydu. Evet. Karakter olarak da 10 numara bir karakterdir yani. Doğrudur hocam, yani siz oynadığınız için tanıyorsunuzdur. Oynadınız birlikte karşılıklı. Aynı takımda da oynadık. Aynı takım. Hangi takımda hocam? Adana Spor'da. Adana Spor'da oynadı mı hocam Hasan Vezir? Şimdi ben sakatlandım. Futbol hayatımın %80'i gitmişti. Yeni iyileştim. Daha ne olacağım da belli değildi. Hasan Vezir de Adana Spor'a geldi. Tabii kaptanlığı veriyorlar. Sen kaptan, o kariyer çünkü. Fenerbahçe, Galatasaray, amil takım falan filan. Tabii beni duyunca, ben de kendisinden küçüktüm o zaman. Yok diyor, ben kaptan olmayayım, ayıp olur, bu çocuk yıllardır burada oynuyor, sakatlıktan çıkmış olabilir, o kaptan olsun diyor. Sonra ben yapmıştım kaptan. Hatta o sezon şey de geldi, İsmail Kartal da geldi Adana Spor takımına. Onunla da beraber çalıştık ama o kısa bir süre sonra gitti. Hasan Vezir'le sezon sonunu tamamladık. Ama İsmail Kartal birkaç maç sonra ayrılmıştı. İsmail Hoca ile oynadınız yani hocam aynı takımda. Tabii. Yani şu an kariyerini sonra kontrol ediyorum hocam şeyin. Hasan Vezir'in 2 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Lig Şampiyonluğu var. Önemli bir kariyer. Şeyde, internette yalnız ben bakıyorum böyle eski oyunculara, o zaman tabii internet falan yok, yazılı sistem vardı biliyorsun. Evet. Çoğu şey eksik yazılıyor. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bazı çok yıllar arasında yani. Yok hocam mesela. Evet. 99-2002 arasında sağlıklı veriler yok. Yani net bir şekilde söyleyelim. Mesela sizin döneminizde de bence sizlerin en önemli avantajı, çok önemli yeteneklerle oynadınız futbol anlamında. Fakat bunun yanı sıra dezavantajınız, sizin döneminizde internet yoktu hocam. İnternet olsaydı daha farklı olabilirdi. Ya bırak interneti, televizyon, bir tane televizyon vardı yani, TRT vardı, başka bir televizyon yoktu. Sonradan Star televizyonu, o zaman Star televizyonu yayına girdi. Yani yoktu. Ve maçlar mesela 2 dakikalık özet görüntülerdi yani, bu kadar. Yani olsaydı hocam sizin döneminizde internet, televizyon, görsel medya tam anlamıyla işleseydi daha farklı belki sizin de kariyeriniz olabilirdi hocam. Benim kariyerim yani 22 yaşında aşil tendonum koptu ve o 3 kez ameliyat oldum yani. %80'i bitti zaten, çok genç de bıraktım futbolu, 28 yaşında bıraktım. Bırakmak zorunda kaldım yani. Hatta kolumun tendonuyla oynadım yani 22 yaşından sonraki süreç. 1,5 sene oynamadım. Ondan sonraki süreç kolumun tendonuyla oynamak zorunda kaldım. Nasıl kötü yani? Ya. Kolunuzdaki tendonu mu oraya? Ayağımda tendon kalmamış. Kolumun yarısının tendonunu aldılar. Kol tendonunun yarısını alıp ayağıma monte ettiler. Yani o çok önemli bir ameliyat. Yani Türkiye'de bir ilkti. Ki beni ameliyat eden rahmetli Bülent Seren, İzmir'de futbolun içindekiler bilir. Evet. O bütün seminerlerde, eğitimlerde hep benim ameliyatımı göstermişti ki dünyanın çok önemli doktorları girmişti o ameliyata. Yani seminer vardı İzmir'de. Ama mesela hocam şu anki koşullar olsa aynı sakatlığı yaşasanız yani. Benimki normal bir tendon kopuğu değildi yani, benim işte cehalet, masörlerin de cehaleti, bizim de cehaletimiz. O zaman maç oynamak için hep ayağımızdan iğne vurduruyoruz. Tendona ağrı kesici iğneler. O iğneler ayaktaki hücreleri, dokuları öldürüyor ve bir nokta geliyor. Bir gemi halatını düşün. Aşınıyor. En son bir tel kalıyor ya. Evet. O da kopuyor. Gidiyor ondan sonra yani. Ayağımda tendon kalmamıştı. Şu an bir sıkıntı kolumun yok değil mi hocam? İşte oynadık onun üstüne. %80 gitti kolumuzun tendonuyla. 4-5 yıl daha oynadım. Ondan sonra bırakmak zorunda kaldım. Yani gitmiyordu. Hocam mesela sizi izleyenler de büyük yetenek olduğunuzu söylüyor. Mesela o jenerasyonda en önemli yeteneğin ama Feyzullah Küçük olduğu söyleniyor. Hakem Zorba Küçük'ün de babası.
Feyzullah abi hepimizin idolüydü abi. Kayhan Kaynak rahmetli, Kayhan Feyzullah Kaynak, küçük. Mekancı onlar bizim idolümüzdü. Tabii onlar çok üst seviye yeteneklerdi. Orhan Hoca var o dönemden. Orhan Kaynak sizin de o benim dönem. En yakın arkadaşınız. O benim dönem. Yani şu anda da çok sık görüştüm. Kardeşim, arkadaşım. Yıllardır hiç. Altyapıda beraber büyüdük zaten. Adana Spor'da beraber oynadık. Milli takımda beraber oynadık. Yani o iyi dostum benim. Yani hatta geçen Adana'daydı diyebiliyorum hocam. Kızının tenis karşılaşmaları oluyor. Küçük kızı tenis oynuyor. Evet. Tabii o da baba olarak ilgileniyor onunla. Gelip gidiyor. Yani güzel insanlar hocam. Bizim de sevdiğimiz bir insan. Aynen, zaman aynen, zaman aynen. Radyo Spor'a da bağlanır. Bunu da söyleyelim. İyi aynen. Bir insan. Aynen. İyi bir futbol adamı Orhan Kaynak. Bizleri de dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler için. Diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz'dı. Sizlerden gelen sorular var. Bunları da cevaplayacağım ikinci bölümde. Hattımızda herhangi bir aksilik olmazsa konuğumuz, sevgili dinleyenler, sonra Soner Tolungüç olacak. Soner Tolungüç ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. İkinci bölümde hattımızda olacak. Bugün programımız saat 14'e kadar devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Pazartesi günleri 2 saat birlikteyiz. Süper Lig'in büyük bir bölümünü konuştuk Reşat Hoca'yla. Birincilikte de hafta tamamlandı. 6. hafta tamamlandı. Bir hafta geriden gidiyor birincilik. Sebebi ise Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Kasım ayında Süper Lig'e ara verilecek. Fakat birincilik maçları o süreçte devam edecek. Birincilikte 6. hafta sonuçları şu şekilde. Yeni Malatya Spor 0, Altay 0, Ankara Keçiören Gücü 3, Erzurum Spor 2, Denizli Spor 2, Gençler Birliği 2, Adana Spor 2, Çaykur Rizespor 0, Eyüp Spor 4, Beyçimento Bandırma Spor 1, Tuzla Spor 1, Pendik Spor 1, Bodrum Spor 1, Manisa FK 1, Samsun Spor 3, Sakarya Spor 2, Göztepe 1, Altınordu 1 sevgili dinleyenler. Maçlarda toplu sonuçlar bu şekilde. Birincilikte de milli ara var. Bu haftayı bay geçen takım Bolu Spor'du. Eyüp Spor lider durumda, 13 puanı var. Eyüp Spor'u 11 puanda Bodrum Spor takip ediyor. Yine aynı puanda 3. sırada Ankara Keçiören Gücü var. Bolu Spor'un puanı 10. Bir maç eksisi var. Beyçimento Bandırma Spor'un puanı 10. 5. sırada. Sakarya Spor 9 puanla 6. sırada. Yine aynı puanda Samsun Spor var. Pendik Spor var. Manisa FK 9. sırada. 8 puanı var. Tuzla Spor ve Göztepe'de aynı puanda. Göztepe'de teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrıldı. Birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Onur Cinel ismi ön plana çıktı. Onur Cinel Schalke 04'te U17 takımını çalıştırdı. Bir dönem Schalke 04'te A takım antrenörü olarak da görev aldı. Avusturya milli takımında da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Adana Spor bu hafta kazandı, puanı 7. Rize Spor'u mağlup ettiler 12. sırada. 13. sırada Çaykur Rizespor'un 6 puanı var. Yine aynı puanda Gençler Birliği 14. sırada. Altay'ın puanı 5. 15. sırada Altınordu 16. sırada, puanı 3. Yine aynı puanı paylaşan takımlar Erzurum Spor, Yeni Malatya Spor. Ligin dibinde Denizli Spor var, puanı 2. Denizli Spor'un da transfer tahtası kapalıydı Yeni Malatya Spor'la birlikte. Bunu belirtelim. Erzurum Spor da aynı kaderi paylaşıyor. Altay da aynı kaderi paylaşıyor. 19 takım var birincilikte. Birincilikte 19 takıma bakıyorum sevgili dinleyenler. Gençler Birliği'nin, Altay'ın, Erzurum Spor'un, Yeni Malatya'nın ve Denizli Spor'un transfer tahtası kapalıydı. 5 takım transfer yapamadı. Bu ülke futbol açısından da sıkıntılı bir durum oyuncu arkadaşlarımız için. Bunun da altını çizelim. Oyuncu arkadaşlarımız için de bu süreç zor bir süreç sevgili dinleyenler. Şimdi araya gidiyoruz. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Soner Tolungüç. Biz buradayız. Kısa.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Normalde Soner Tolun Güç hattımızda olacaktı. Soner Hoca bir toplantı halinde, bundan dolayı bağlantı gerçekleşmedi. Yarın tekrardan bağlantı yapmış oluruz hocamızla. Çınar Bey yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Bülent Seren çok iyi doktordur. Levent Köstem'le birlikte spor yaralanmalarında bir ilktir demiş. Teşekkür ediyorum. Çınar Bey'in bu mesajı için, evet, Bülent Seren ülkemizin önemli doktorlar arasında, özellikle de İzmir bölgesinde tanınan bir doktor. Az önce fikstürü söylemiştim, fikstürü sizle paylaşmıştım, oynanan maçları. Göztepe 1-0'lık skorla kazandı, Altınordu'yu mağlup etti İzmir derbisinde. Göztepe'de Turgay Altay'la yollar ayrıldı. Bu hafta maçta yeni teknik direktör yoktu. Ben Milli Ara'da yeni teknik direktörle anlaşacaklarını düşünüyorum. Yayının başında da ifade ettiğim gibi telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Arkadaşım Batıkan'a da söyledim, telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaralarımız. Yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sizlerden ricam, bağlantılarda kısa olursa yorumlar çok teşekkür ederim. Çünkü haftada bir sadece yayın hattımızı açıyoruz Anadolu Ateş programında. Bundan dolayı kısa olursa telefon görüşmeleri daha makul olur. Daha çok insana ulaşmış oluruz sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Derfin Yunustane'ye teşekkür ediyorum attığı mesajlardan dolayı. Devam edelim gelen sorularla. Birçok soru var sizlerden gelen. Yine bir arkadaşımız yazmış. Ahmet Bey yazmış. Salim Bey, Samsun Spor'un yeni teknik direktörü kim olur? Araştırıyorum. Netleştiği zaman sizlerle paylaşacağım. Hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Merhaba. Sizinleyebilir miyiz? Merhaba Salim Bey. Nasılsınız? Ben Bursa'dan Vedat. Hoş geldiniz Vedat Bey. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Sesinizi duydum. Daha iyi oldum. Çok sağ olun. Bursa Spor da bu hafta kazandı. Gözünüz aydın. Ben Beşiktaş'tayım abi. Doğru. Yani Bursa Spor kazandı. İkincilikte yoluna devam ediyor. 6-0'lık skorla Sivas Belediye'yi mağlup etti. Mustafa Genç var. Benim de yakından takip ettiğim bir oyuncu. İlerleyen dönemde milli takımda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi takımlarda görebiliriz. Buradan da anekdotlarım arasında koştum. Mustafa Genç ismini paylaşmak istedim. Buyurun. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. İnşallah iyi yerlere görürüz böyle gençlere. İnşallah. Ben Beşiktaşlıyım şimdi Salim abi. Tabii. Ben geldiğinden beri kesinlikle zaten bu Muren İsmail'i hiç beğenmedim. Evet. Hali de beğenmiyorum. Hani son 3 haftadan beri futbolcular arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Çok iyi giden futbolcuların hepsi bir anda %100 yani benimden bir düştü. Bu da kesinlikle kendisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Şenol Güneş yazılıp çiziliyor. Evet. İnşallah doğrudur. Milli maç arasında inşallah Fenerbahçe maçında ben Şenol Güneş'i görmek istiyorum. Eğer Şenol Güneş gelirse biz açık ara şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Valerian İsmail'le biz ilk 5'e bile giremeyiz. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şenol Güneş gelir mi? Ben Şenol Güneş yani gelir mi? Şunu söyleyeyim Şenol Hoca ile ilgili direkt. Ben Şenol Hoca'nın tekrardan Beşiktaş'a gelmesinden taraf değilim. Düşüncem bu. Sizinle burada aynı fikirde değilim. Daha yeni yüzlere ihtiyaç var. Şenol Hoca'ya saygı duyuyorum. Önemli bir teknik direktör. Fakat bu konuda aynı görüşte değilim. Gelir mi? Gelme ihtimali yüksek. Ahmet Nurçebi ile ilişkilerini düşündüğümüzde, yaz döneminde de Şenol Hoca'nın ismi telaffuz edilmişti. Fakat Ahmet Nurçebi Sayın Başkan yalanlamıştı. Yalanlanan gelişmeler bir müddet sonra doğru olabiliyor. Bundan dolayı ben gelme ihtimalini yüksek görüyorum ama gelmesinden taraf değilim.
Valerian İsmail ile ilgili görüşüm de şu. Genç, dinamik bir teknik direktör ama oyunu okuma, oyuncu tercihleri çok kötü. Bunu söyleyebilirim. Yani oyuncu tercihlerini hiç beğenmiyorum. Oyuncu tercihi derken değişikliklerdeki tercihler. Mesela çok yanlış değişiklikler yapabiliyor ve bunu mesela kaybedilen Alanya maçında da görmüştük. O dönem çok fazla konuşulmadı hakem kararlarından dolayı ve kırmızı kart pozisyonundan dolayı. Ama şu an net bir şekilde söyleyelim. Herkes konuşmaya başladı. Oyuncu değişiklikleri çok çok kötü. Bu noktada kendini geliştirmesi lazım. Beşiktaş iyi bir takım. Şu ana kadar kötü oynadığı maç sayısı 2. İstanbul maçında kötü oynadılar rakibine göre. Bir de Kayseri maçında kazansalardı. Çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya selamlar. Bursa'ya selamlar. Teşekkürler. Sağ olun. Birazdan bir dinleyenimizi daha alacağız. 0212-363-0434 telefon numaralarımız. Şenol Güneş'in ismi sıklıkla anılıyor Beşiktaş'ta. Bunu da söyleyelim. Şenol Güneş ismi sıklıkla telaffuz ediliyor. Ben de Şenol Hoca'nın gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Telefon hattımızı açtık. 0212-363-0434. Bu noktada sizlerden gelen sorular var. Bunlar... Bu aralıkta soruları da cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum soruları sevgili dinleyenler. Murat Bey yazmış. Bülent Seren 3-4 yıl önce vefat etti maalesef. Karşıyakalıyı da Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Önemli bir sağlık insanıydı demiş. Mekan cennet olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Abdullah Karakaya da aynı tarz cümleler yazmış. Doktor Bülent Seren çok değerli bir hocaydı. Allah rahmet eylesin ama onun yetiştirdiği yine çok değerli hocalarımız var. Hasan Öztürk, Fatih Sürenkök gibi, buradan onlara da selam olsun demiş. Abdullah Bey'e duyarlı mesajı için teşekkür ediyorum. Hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salim abicim, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mustafa, ben İstanbul Bahçeli Evler'den arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım ama sizi severek izliyorum. Anadolu ile alakalı, Anadolu futbolu ile alakalı yaptığınız yorumlar, bağlantılar, çok seviyorum. Severek de dinliyorum abi. Abi şimdi ben ufak bir şey için söyleyeceğim. Adana Demirspor için konuşacağım. Tabii ki. Gerçekten de yani oynadığı futbol, son haftalarda oynadığı futbol, yani devre arasında birkaç takviyeyle sonuna kadar götürebilecek bir kadro yapısı var zaten. Birkaç takviyeyle, seyirci gücüyle falan sanıyorum Adana Demirspor bu sene ligi sonuna kadar kovalayacak. Abi tabii gönlümden geçen de Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Ama mesela şeyi çok bekliyorum Salim abi. Bu milli maç arasından sonra Adana Demirspor bir Galatasaray maçı var. Evet. Bu maçı çok yani dört gözle bekliyorum. En az Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe maçını beklediğim kadar. Hani bu maçın da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Eski Galatasaraylılar da var. Onların performansını da merak ediyorum. Mesela Onyekuru, Bellanda. Emre Akbaba mesela yeni girdi Adana Demirspor'a. Yani mükemmel bir takım oluşturdu Murat Sancak. Çok da açık sözlü bir başkan. Kendisini tebrik ediyorum. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum abi. Tüm Anadolu kulüplerine de başarılar diliyorum. Senin de bu konuda Adana Demirspor'un hani ligi sonuna kadar kovalayıp kovalamayacağı konusunda yorumunu da merak ediyorum abi. İyi yayınlar diliyorum abi. Çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar Bahçeli Evlere. Mustafa Bey, ben de sonuna kadar bu yarış içerisinde olacağını düşünüyorum. Ligi ilk 5'te ya da ilk 3'te bitirebilir. Görüşüm bu noktada bu şekilde ama şu anda ligde 7. hafta tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş, Trabzon ve en önemlisi Başakşehir ön plana çıktı. Başakşehir'in oynadığı futbolu da çok beğeniyorum. Bu hafta berabere kaldılar ama beraberlik öncesinde de önemli işlere imza attılar. Ve hala Başakşehir sevgili dinleyenler kalesinde gol yemedi. Ligin gol yemeyen tek takımı. Cuma günü programı bitirirken iki takım var demiştim. Konya ve Başakşehir. Başakşehir henüz gol yemedi. Bunu belirtelim. Bir hafta bay haftaları var. 4 galibiyet. 2 beraberlik elde ettiler. Bir haftada baylardı. Hattımızda bir dinleyenimiz var. Hoş geldiniz. Merhaba.
Merhaba Salim Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Fenerbahçeliyiz. İstanbul'dan arıyorum Salim Bey, İsmail Kadir. Evet. Fenerbahçe'ye ilgili birkaç şey söylemek istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii ki. Salim Bey, şimdi Fenerbahçe dün Alanya'yı net skorla yendi 5-0. Evet. Bazı yorumcuları yine dinliyorum. Yok Alanya kötüydü. Alanya'nın teknik direktörü işte pas oyunu oynadı falan. Tamam, hani stratejisi yanlıştı ama ya Fener kimi yense, atıyorum Kasımpaşa'yı yeniyor, Kasımpaşa kötü. İşte 2-0'dan geri geliyoruz ve maçında işte iki tane böyle gol mü yenir? Yani neden hep böyle hani olumsuz? Yani dün Fener 5-0 yenmiş, hala Alanya'nın kötü futbolundan bahsediyorlar. Yani ben mi yanlış düşünüyorum, bana mı denk geliyor? Yani sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler, çok merak ediyoruz. Bir de bazı taraftarlar mesela bu Arda konusunda ben de oynamasını çok istiyorum. Yani herkesten belki daha fazla istiyorum ama bir maçta da ilk 11'de oynadı. Arda'nın mesela oynatmamasının tek sebebi bence fiziki açıdan yeterli görmüyor. Yani bir Arda kaldı hani Jesus'a vurabilecekleri yer. Şimdi bir de Arda konusunu gündeme getirip hani sürekli böyle mikser gibi, affedersiniz. Hani Fenerbahçe iyi gittiği zaman böyle saçma sapan yerlerden eleştirip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bu sene kesinlikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Bir de konudan bağımsız için bir şey soracağım. Görüşünüzü merak ediyorum. Tabii. Trabzon'un Antep'te 63. gol öncesi faul var mı? Onu çok merak ediyorum, sizin görüşünüz nedir bu konuda? İyi yayınlar diliyorum. Yani çok itiraz edildi ama ben o pozisyonu net bir şekilde izlemedim. Bunu söyleyeyim. Bundan dolayı yorum yapmayacağım. Arda Güler konusuna da gelince, Arda Güler'e küçük küçük şans verilmeli. Düşüncem bu şekilde. İlk 11'i şu anda zorluyor. İlk 11'de olacağı zamanlar da olacaktır. Önemli bir yetenek. Henüz 17 yaşında. Önemli bir mark olacağını düşünüyorum. Yani umarım ülkemize ve Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet eder. Yurt dışında bizleri en güzel şekilde temsil edeceği kanaatindeyim. Görüşüm bu şekilde. Bir dinleyenimiz hatta. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Salim'im. Dersim Yunus Sıhane Bayramoğlu'dan. Galatasaray taraftarıyım kardeşim benim. Vay Yunus abi, hoş geldin. Mesajların hep geliyor. Nihayet düşürebildin. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Sizden ben de vaktini almayayım. Bütün radyo spor çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Evet. Zevkle dinliyorum. Bir de ricam olacak. Tabii ki. Mert Alem ve Atilla Türker Markaç programını senin ara sıra yaptığın gibi 2 saate çıkarılmasını rica ediyorum. Yani bu beni aşar. Tabii seni aşar. Evet. Tabii de yani rica ettim. Yani evet. Bunu söyleyeyim. Tamam. Bu şeyini, isteğini, temennini mutlaka duymuştur arkadaşlar. Onlara İnşallah. Da selamlarını iletiyorum Yunus abi. Yayına bağlandım, tebrik ediyorum yani. Bu vesileyle de konuşmuş olduk. Sana ve yenge hanıma selamlar, aileye selamlar. Çok çok sağ olun, görüşmek üzere. Allah razı olsun. Sizden teşekkür de. Ederim. İyi yayınlar Salim. Sağ olasın. Sevgili dinleyenler, hattımızı açtık. Son birkaç telefonla bitirebiliriz yayınımızı. Telefon varsa alalım. Ardından son bir bağlantıyla bitirelim. 0212 363 0434 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Hemen soruları kontrol ediyorum. Cüneyt Irmak yazmış. Selam Radyo Spor ailesi. Ben İzmir Karşıyaka'dan Cüneyt Irmak. Karşıyaka hakkında düşüncelerin nelerdir Salimciğim? Bu sene o sene olur mu? Kupa maçında da Diyarbakırspor'la oynayacağız demiş. Eşleştik demiş. Karşıyaka çok önemli bir cami. Uzun yıllardır sıkıntı yaşıyor. Bunu söyleyelim. Karşıyaka'da uzun yıllardır sıkıntılı bir süreç var. Bence bu sene başarabilirler. Ben bu sezon başaracaklarını düşünüyorum. Karşıyaka Süper Lig'de olması gereken bir camia. Bunu da canı gönülden vurguluyorum. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz.
Hattan düştü. Tekrardan bağlantı sağlanırsa konuşuruz. Diyarbakır Spor'u yenebilir mi Karşıyaka? Eleyebilir yani. Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar da çıkıyor. Eleme ihtimali bu noktada yüksek. Bir dinleyenimiz hattımızda. Hoş geldiniz. Halim Bey, iyi yayınlar. İlhan Taylaş, ben Adana'dan arıyorum. Hoş geldiniz İlhan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Adana'nın sıcağında çalışmaya gayret ediyoruz. Ben ilaçlaması çalışanıyım. Evet. Ben Adana Demirspor hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum da. Bu şu anki yakaladığımız istikrar gerçekten bize çok büyük keyif veriyor. Gerek tribünler olsun, gerek oynanan oyun kalitesi olsun. Bunu sürdürebilir mi? Hani Montel Hoca'nın idaresinde düşüş olur mu? Bu konudaki görüşleriniz, düşünceleriniz nedir? Bir haftaya yani mini maç dönüşünde Galatasaray gelecek buraya. Hatta maçta bu yılki bizim hedefimiz cezalı. Ne olabilir? Ya da nasıl görüyorsunuz? UEFA kupasını dahil olur mu? İçerisinde sürdürebilir miyiz bu sıralamayı? Bunun için düşüncelerinizi merak ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Adana'ya selamlar. Düşüncem şu. Galatasaray'la oynanacak maç var. 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de başlıyor. Adana Demirspor'da o maçta kırmızı kart cezalısı Rakiski ve görüşler paylaşılıyor. Stoper'de kim oynayabilir şeklinde. Hatta bugün de bir otobüsteydim. Yanımda bir Galatasaray taraftar arkadaşım oturuyordu. Onunla da sohbet ettiğimizde ne dersin abi, yakınsın Adana'ya demişti. Stoper pozisyonunda İstanbul oynayabilir. Semih Güler geçen maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. Semih Güler oynayabilir. Yedekler arasında Manev var, Simon Deli var. Bence makul tercih burada Simon, makul tercih Semih Güler ya da İstanbul'un o bölgede oynaması. Bu istikrar sürer mi? İstikrar sürebilir. Sebebi şu: iyi bir yönetim var. Murat Sancak yönetiminde maddi sıkıntı yok. Önemli işlere imza atıyor yönetim. Bu noktada bütünleşmiş. Camia bütünleşmiş. Demirspor taraftarı dolu dolu tribünlere oynuyor maçlarını. Bu çok çok önemli. Ben Galatasaray maçında da full olacağını düşünüyorum. Galatasaray maçında da full olacaktır. Bunun dışında teknik direktör Montella daha önceden hem futbolculuğu döneminde hem de teknik direktörlüğü döneminde önemli takımlarda, yarışmacı takımlarda görev aldı. Oyuncu grubu da özellikle dön bölgedeki oyuncu grubu yarışmacı grubunda yer aldığı için bu noktada sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten Cuma günü hatırlarsınız, hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tı. Duruma göre de ben transfer yapılacağını düşünüyorum. Transfer dönemi gelsin bakarız demişti. Hatta Pato ile anlaştıklarını da, son anda bu transferin olmadığını da ifade etmişti. Bunu belirtelim. İlk 5 içerisinde Adana Demirspor öyle ya da böyle yer alır. Yani benim ligde oynadığı futbolla tat veren, keyif veren takımlar arasında gördüğüm ekiplerden. Bugün pazartesiydi. Pazartesi günleri biliyorsunuz sevgili dinleyenler, yayınımız 14'e kadar sürüyor. Bugünkü yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mertelan ve Ali Erim Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.